Haşere kovucu sistemler üzerine hizmet veren işletmeye konuk oluyor ve mikrofonlarımızı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkan Çağatay Kuruoğlu'na uzatıyoruz. Gelişen teknolojinin ürünü olan ultrasonik hayvan kovucu sistemler günümüzde sanayiden konuta kadar birçok alanda tercih edilmektedir. Bu alanda ürün satışı gerçekleştiren işletmeye konuk olduk ve mikrofonlarımızı Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Çağatay Kuruoğlu'na uzattık. Erkan Çağatay Kuruoğlu 1968 yılında Arhavi'de doğmuş ve Türkiye'nin çeşitli yabancı şirketlerde üst yöneticilik yapmış bir şahsiyet. Gatekurmet'te, Swiss'in Lufthansa grubunda. İsviçre'lerle, Swissair'de uzun süre ticari işler, satın alma direktörlüğü ve genel müdürlük yaptıktan sonra şimdi kendi işiyle yurt dışında gördüğü, ülkede, dünyada gördüğü yenilikleri ülkesine getirmeye çalışan girişimci bir arkadaşınızın. Vallahi bu birkaç etken bir araya geldi. Birincisi çevre ve hayvan sevgisi. İkincisi mevcut hayvanların bizim alanımızda yaşayan diğer hayvanların bize verdiği, insanlara verdiği zararlar. Bunlarla mücadele yöntemleri. Dünyada nasıl yapılıyor? Mesleğim gereği dünyadaki birçok işletmeleri gezdiğimde gördüm ki doğal yöntemlerle bunların bu hayvanlarla mücadelesi mümkün. Yeter ki doğru cihazı alabilelim, doğru bir şekilde kullanabilelimden yola çıkarak bunu ülkeme getirmek istedim. Çok şükür iyi de noktaya da geldik. Tabii bunu yaparken de şunu da özellikle dikkat etmeye çalıştık. Bütün dünyada pest kontrol veya hayvanlarla mücadele kovucu cihazlarda dünyanın en iyisi kimdir, nasıl yapılıyor, hangi ülkede ne kadar başarı elde edilmiş, üniversite raporları nasıl, üniversitede nasıl destek alınıyor? Bütün araştırmalar yaklaşık 4 yıl sürdü. Almanya'dan, İsviçre, İngiltere, Amerika, Uzak Doğu, bunları takip ettik, inceledik, araştırdık, gezdik, gördük, üretimlerini gördük ve ülkemize bu ürünlere kazandırmaya çalıştık. Özellikle ülkemiz için uyumlu olan cihazları ülkemize getirmeye çalıştık. Bu da önemli. Böyle bir çalışmamız oldu efendim. Bir kere Türkiye'de hangi ürünlerle piyasada yer almamız gerektiği noktasında Türkiye'deki hayvan çeşitlerini inceledik. Hocalardan, üniversitelerden yardım istedik. Dedik ki Türkiye'de haşere kontrolde hangi cihazlar, hangi ürünlere ihtiyaç var? Orada kuş kovucular çıktı, fare kovucular çıktı, sineklerle ilgili çıktı, haşerelerle ilgili çıktı. Ve bu ürünlerin dünyadaki karşılıkları kimlerdir diye en doğru ürünü istedik. Bunun ARGE'lerini aldık. ARGE raporlarını ve bizdeki hayvan cinsleriyle farklı ülkelerdeki hayvan cinsleriyle örtüşen ürünleri ülkemize ithalatını yaptık. Bunu yaparken kimler kullanıyor diye baktığımızda inanın tahmin edemeyeceğiniz büyüklükte bir hacim var. Yani limanlardan havalimanlarına, sanayiden tarıma, evden markete veya su üretme su paketleme tesisinden un fabrikasına kadar, bekçiden site görevlisine kadar herkesin ihtiyaç duyabileceği farklı ürünler var. Örnek vermek gerekirse bir kafeteryanın sineklerle ilgili sorunu var. Ama limanların, yatların, sanayinin kuşlarla ilgili ciddi sorunları var. Bu cihazların sorunun, Türkiye'deki sorunlara göre cihazı, 300'e yakın cihazı ithalatını yapmış olduk. Özellikle sanayide ciddi sorunlara sebep olan bazı hayvanlara kovucu cihazlar sayesinde bir çözüm bulundu. Bu yöntemler sayesinde hiçbir hayvana zarar verilmemektedir. Tabii hayvan sevgisiyle yola çıktık. Hayvan sevgisiyle yola çıkınca önce biz de bunu araştırdık. Mevcut cihazların kesinlikle insan sağlığına hiçbir etkisi olmadığı gibi hayvanlara da hiçbir etkisi yok. Yöntem şu, hayvanların hoşuna gitmeyeceği, hayvanların korktuğu sesleri yazılıma dökerek bunları değişken frekans özelliği yükleyerek, atlamalı frekanslar yükleniyor çünkü bağışıklık yapmaması için. Ortaya bir cihaz çıkıyor metrekareye göre. Bu 10 metrekare olabileceği gibi 150 dönüm araziye de hükmeden cihazlar olabiliyor. Burada çok önemli, diğer cihazlardan çok önemli faktör, bir bilimsel çalışmaların sonucu olan sesleri yüklemek lazım. İki, bu sesleri sabitlememek lazım. Yani sabit sesler hayvanlarda bağışıklık yapıyor, alışkanlık yapıyor. O sesler artık müzik sesi gibi geliyor. Bu atlamalı, değişken frekans dediğimiz özellikler
barındırıyor bu şeyler. İçinde de yaklaşık 30-35 farklı hayvan sesini, kuş sesini şöyle izah edelim. Sizin evinizin altında çok yüksek oranda bir ses gürültüsü, ses frekansınızı aşan bir sesin var olduğunu düşünün. Orada evi uzun süre barındıramazsınız evinize. Hayvan da o seslerden rahatsız olarak oluyor ve o ortamı terk etmek yolunu izliyor. Tamamen doğal mücadele. Sektöre gelince inanın sanayimizin, ihracatımızın çok büyük sıkıntısı bu olay. Çünkü meyve sebzelerde, üzümlerde rekolte düşüşü sağlıyor özellikle. Verimliliği düşürüyor. Sanayide ihracat ürünlerinin kocaman ihracatları yapılıyor. Bir tane hayvan pisliğini, kuş pisliğini gördüğünde o ürün geri iade edilebiliyor ülkemize, geri gönderiliyor. O döviz kaybına sebep oluyor. Dolayısıyla tüm sanayide, üretimin yapıldığı her yerde, insanın yaşadığı her yerde, evet hayvanlar da yaşamalı, kendi mecrasında yaşamalı, doğal ortamında yaşamalı ama bizim üretim yaptığımız yerlerde bunlar zarar veriyor. Özellikle asitleri, sağlık açısından. İlk aşamada gözükmese bile onların dışkıları insan sağlığına zarar veriyor. Onu insanların yaşadığı ortamlardan o hayvanları uzaklaştırıyoruz. Öldürmeden, zarar vermeden, doğal yöntemlerle, bilimsel çalışmaların sonucu olarak üretilen ürün ki dünyada 54 yıldır bu firma faaliyet gösteriyor. 160 ülkede var ve on binlerce bu konuyla ilgili üniversitelerden raporlar alınmış, çalışmalar yapılmış. 6 farklı üniversiteden destekler alınıyor. Teknoloji devleri de bu cihazı kullanıyor efendim.